Meksikan restoran. Carnitas, 2 tane de costilla, 2-2, 29 bin Kolombiya pesosu ödeyeceğiz. Bir tane de margarita sipariş verdim, tradition, o da 26 bin. 200 TL falan hepsi. Carnitas, costilla. Costilla. Şöyle bir mekana gireceğiz, Priscilla diye. Herkese Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan merhaba arkadaşlar. Bogota'ya geldim. Biliyorum Tayland'dan buraya çok saçma bir hemen geçiş oldu. Tayland'daydım 3 gün önce. Bangkok'ta biliyorsunuz son videomu izlediyseniz. İstanbul'da birkaç gün geçirdikten sonra artık işe başladım. İş icabı. Buraya geldim Kolombiya'ya. Ne iş yaptığımı sürekli soruyorsunuz. Artık Instagram'dan takip edersiniz beni anlarsınız. Arada ufak tiyolar veriyorum. Kolombiya, Güney Amerika'da benim en çok sevdiğim ülke. Daha önce de buraya gelmiştim. Mart ayında buradaydım. Medellin'e, Guatepe'ye, Bucaramanga gibi şehirlerine gitmiştim Kolombiya'nın. Ve buradaki arkadaşlarımla, eski arkadaşlarımla bayağı eğlenceli zamanlar geçirmiştik. Bir sürü de video çekmiştim. O videolarımı izlemediyseniz de Kolombiya'da oynatma listesini buraya koyuyorum. Video sonundan da tüm videoları izleyebilirsiniz. Şimdi yeni geldim. 4.30 gibi burada saat. 8 saat geride Türkiye'ye göre Kolombiya. Cumartesi günü 4.30. Şu an Türkiye'de pazar oldu bile. Bogota, Kolombiya'nın başkenti. Yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor burada. Hep bahar ayı burası. Hava hep 10 ile 20 derece arasında. Biraz yüksekte bir şehir, bayağı rakım yukarıda, oksijen seviyesi az. İlk başta hemen bunu anlıyorsunuz. Çok aşırı da böyle güvenli diyemem bu şehir için. Güvenli şehirleri var Kolombiya'nın. Ama Bogota bunlardan biri değil. Şimdi bir tane arkadaşımla buluşacağım. Buranın en meşhur caddesine gideceğim. Ve güzel mekanların olduğu barların, restoranların. Biraz Kolombiya'da Bogota vlogu yapalım. Bogota'da YouTube'da hiçbir videom yoktu. Daha önce bir kere gelmiştim buraya. Ve çok zaman geçirmemiştim. O zaman kanalı da açmamıştım da. Neyse üstümü değiştirdim. Yağmur bir yağıyor bir yağmıyor. Etrafı da şöyle göstereyim sizlere. Şemsiyeyle dolaşıyor insanlar. Zona Rosa, T-Zone bölgesi. Çok meşhur bir bölgeye gidiyorum şimdi. Turistik bir yer. Kafelerin, restoranların olduğu, barların olduğu bir bölge. Daha önce gitmiştim. Yani Bogota'ya geldiğinizde ilk gideceğiniz yerlerden birisi orası. Bolivar Meydanı ile birlikte. Uber'e bindim şimdi. Oraya doğru yola çıktık. Bu arada Kolombiya'da Uber çok yaygın şekilde kullanılıyor. Ve fiyatlar son derece uygun. Bu arada buranın para biriminden de bahsedeyim. Ben daha önce geldim. Hani bir sürü video çektim dedim size. Anlattım oralarda ama izlemeyenler için. 10.000 Kolombiya pesosu yaklaşık 40 TL olması lazım. 2 dolardan biraz fazla. Bu yolculukta yarım saate yakın sürecek. 15.000 Kolombiya pesosu yani 4 dolar civarında bir şey olması lazım. Uber uygun. Bayağı güzel yani burada. Uber kullanın kafanız rahat olsun. Kolombiya'da özellikle Bogota gördüğünüz gibi grafitileriyle meşhur. Her yerde görebilirsiniz. Çok renkli sokakları var. Biraz sizlere sokakları çekeyim. Arabalar bu arada eski Uber. Arabalar eski Kolombiya'da ama fiyatlar çok uygun. Arkadaşlar, arkadaşımla buluştum. Kendisini önceki videolarımdan biliyorsunuzdur belki. Beraber Medellin'e gittik, Guatepe'ye gittik, Bucaramanga'ya gittik. Tell me, who are you? Sebastian.
Tell me again. Ay, Sebastian, come on. I am Sebastian. Panayır gibi bir yer burası. What is it? Traditional? Yeah, that is a traditional dancing from like the middle of Colombia. Orta Kolombiya'nın geleneksel bir dansını izliyoruz şu an. So, where we are? We're in the Sonate. Sonate? Yeah, there is full of bars, restaurants, some casinos. Sonti, Sonate, Sonti. Yeah. Sona, Sona. Sona. Sona is zone in... Zona deniyormuş. Ben T-Zone dedim, Zona'ymış. İşte yerel biriyle takılmanın güzel yanları. Are you hungry? A little bit, but we, if you wanna go, we can go. I would like to eat some traditional food, of course. You know me. Traditional food. Okay. Yeah, yeah. I like Colombian and Mexican foods. Yeah, I know. I know. And I am always hungry. Yeah. Etrafı çekeyim arkadaşlar size. Bugün cumartesi. Today is Saturday night. It's good day. Yeah. To go and hang out and grab some. Today we will do. Yeah. Really? Wanna drink something? Yeah, okay. Hangover olalım diyor. Ben zaten hangover olmuşum. 18 saattir içiyorum. Ondan önce 5 saat uyumuşum. I live in tomorrow, but it's okay. I'm Superman, you know. I don't need to sleep too much. I mean, yeah, and I know you're tomorrow, used to bed, yeah. The jet lag and tomorrow, all that. Tomorrow, no jet lag, but I'm a little bit tired, of course. Because I already flight from Thailand to Istanbul and then come here. And tomorrow I'm gonna fly Panama. I told you, Panama. It's short Panama flight, too. Yeah? How long it takes? 2 hours maybe? Yeah, like 1 hour and a half. Oh, it looks good. What do you want? Coffee, food, drinks? First I have to go to the ATM there. ATM, huh? For cash. Yes. Can we use cards? Yeah, sure. Okay. Buraya gelmiştim daha önce. Yeah, I have been there before. Yeah? Before pandemic. Pandino. Before Pandino. Yeah. How can I say before Spanish? Antes. Pandes. Antes. Antes Pandino. Yes. Antes Pandino. Un, dos, tres. Year. Huh? Year, 3 years ago. Tres años. Tres años. Colombian pub. Ah, I have a picture. Yeah. A picture here? Yeah, yeah, yeah. Burada fotoğrafım var. Burada fotoğrafım var. Because like this one, they changed like a lot of restaurants from like 3 years ago. They were different restaurants. Yeah, everything is changed, yeah? Yeah, but I mean, like, this restaurant I remember. Yeah, yes. Maybe not restaurant, but the graffiti. Yes. I mean, like 8 blocks from here to south. Uh-huh. That's where I met Jairo. That's where we study culinary school. Like from together. Here, like 10 blocks away from here. Jairo da bizim ortak arkadaşımız. O da daha önceki videolarımda vardı. İzleyenler bilir arkadaşlar. Güzel, hareketli cumartesi. Şu an saat... What time is it? 6:20. Evet. Türkiye'de 2 oldu. Şimdi nakit çekecek arkadaşım. Sonra da bir tane restoranta gideceğiz sanırım. Devam ederiz. Biz biraz muhabbet edelim, sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar Andino'ya geldik. Ben de para çevireyim dedim burada biraz. Üzerimizde nakit olsun. Gece çünkü takılacağız öyle gözüküyor. Andino bir alışveriş merkezi burada. Büyük bir alışveriş merkezi. Meşhur. Is the biggest one? No. Traditional. My bag? No. Kontrol vardı da. Girdik alışveriş merkezi. Bildiğiniz alışveriş merkezi burası. Sadece içeride Araplar yok, Kolombiyalılar var. Tek fark bu.
Muchísimas gracias, bienvenidos. Qué placer acompañarlos en esta increíble noche. Cadılar Bayramı'ndan sonra burası After October. Yeah. 1 November. Yeah. 1 Kasım itibariyle böyle ışıklandırılıyormuş. Christmas için. Christmas'ı bayağı gösterişli kutluyorlar biliyorsunuz yani. Yılbaşı gibi. Onlar için bizim bayramımız gibi, onların da önemli bir bayramı. 24 Aralık falandı sanırım. Ya yanlış söylemeyeyim, o arada bir şey olması lazım. O zamana kadar böyle artarak gidiyor eğlence. $40 çevirdim, $20 çevirecektim. 40 çevirdim. 188 bin Kolombiya pesosu verdi. 700 TL falan yapıyor sanırım. Kalan da üzerimde kalır. Kolombiya'ya geliyoruz sık sık. Sanate. Nedeni şu oluyor arkadaşlar. Şimdi burası meşhur bir yol. Hani T diyoruz ya, o T. Orada bir yolla birleşiyor. Tam birleştiği yerden dolayı bu ismi almış. Sonate yani Zunti. Ne gereksiz bir şey anlattım şu an. Neyse işte tam o noktadayız. Taco? What? Taco? I eat Mexican. Okay. Taco yiyebiliriz. Bir tane kumarhane gazino var. 82. Like caddeye gidiyormuşuz. New York'taki gibi herhalde. Cadde isimleri numaralı. The famous one is the 85. That's famous one? Yeah. 85. cadde en meşhur olanıymış. Başladığımız yere çıktık zaten. Neyse bir şeyler yiyeceğiz şimdi. Sonra belki o caddeye uğrarız. Meksikan restorant. Carnitas, iki tane de costilla. 2-2, 29 bin Kolombiya pesosu ödeyeceğiz. Bir tane de margarita sipariş verdim. Traditional. O da 26 lira. Yani şöyle diyeyim, 100-200 TL falan hepsi. Gracias. That is fried tortillas. And here we have like mixed fried. And you have different spicy. Spicy? No, this one. Spicy. This one is less spicy, this one is more spicy. I guess. Böyle soslar geldi arkadaşlar. Bu nachos'u da kullanabiliyorsun ama taco kullanırız yani. Takolar geldi. Why you, anam why? Nasıl özlemişim. Ya manyak özlüyorum ya. Bak 5-6 ay oldu gelmeyeli buraya. İnsan alışıyor arkadaşlar. Dün gibi dün. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Muchas gracias. Fish? Fish al pastor. Carnitas? Tomitas? Tostilla. Thank you. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Etrafta biraz hareketlendi. Şimdi geceye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mekanlar da genellikle şöyle sıralar olmaya başladı. Şöyle bir mekana gireceğiz, Prisia diye. Prisia? Prisia. It's like reggaeton, just reggaeton music. It's club? Yeah. Okay. duydunuz işte. Gece kulübüne giriyoruz. Evet, Bogota'dan şimdilik bu kadar. Kolombiya'dan. Artık bu videoyu beğenin arkadaşlar yani. Bak 18 saat çalıştım. Ondan sonra bu videoyu çektim sizler için. Acayip yorgunum. O yüzden böyle biraz daha hareketli bir yere gidip kopmam lazım. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. CRP. Merhaba arkadaşlar, ben Orhun. Benimle birlikte dünyayı gezmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağıdan bildirimleri de açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.